Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şerbetini tam çeken lokum kıvamında nefis bir fındıklı şekerpare tarifim var. Biz bu lezzete bayıldık. Eminim sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimizin ilk olarak şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Tencereye ilk olarak 2,5 su bardağı toz şekeri alıyorum. Daha sonra üzerine 2,5 su bardağı su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra çeyrek limonun suyunu sıkıyorum. Tencerenin altını en yüksek ayara getirerek şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Şerbetimizi soğuk, tatlımızı sıcak kullanacağımız için ilk olarak şerbetimizi hazırlamakla başladık. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra tenceremizin altını kısarak yaklaşık bir 10 dakika boyunca kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimizi yaklaşık olarak 10 dakika boyunca kaynattık ve kıvamlı bir şerbet elde ettik. Soğuduktan sonra kıvamı çok daha güzel olacak. Şimdi şerbetimizi kenara alıyoruz ve diğer yandan hamurumuzu hazırlıyoruz. Yoğurma kabına ilk olarak 150 gram oda sıcaklığında yumuşattığım tereyağını alıyorum. Dilerseniz bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum. İlk olarak bu iki malzemeyi spatula ile karıştırıyorum. Daha doğrusu eziyorum. Böylelikle tereyağının daha da yumuşamasını sağlıyorum. Hamurun güzel bir şekilde yoğrulması için tereyağının oda sıcaklığında olması çok önemli. Lütfen buna dikkat edelim. Tereyağı ve pudra şekerini karıştırdığımızda kıvamı gördüğünüz gibi sürülebilir bir kıvama geliyor. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Tarifimde 1 adet yumurta kullanıyorum. Akını hamura ekliyoruz. Sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyoruz. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı parça fındık ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. Daha sonra yarım çay bardağı irmik ekliyorum. İlk olarak bütün bu malzemelerimi karıştırıyorum. Daha sonra un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyeceğim. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra unumuzu ekliyoruz. Bu tarifimde toplamda 2 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir kısmını ekledikten sonra içerisine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Hamur kıvamını alana kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Sizler de lütfen tarifinizi yaparken bu şekilde tahta kaşık veya spatula kullanın. Çünkü yağlı bir hamur olduğu için elinizle çok fazla müdahale etmemeniz gerekiyor. Aksi halde elinizin ısısı hamura geçer. Böylelikle daha fazla un eklemeniz gerekir. Daha fazla un eklemeniz halinde de hamurunuz sert olur ve şekerpareniz de haliyle sert olacağı için şerbetini çekmeyecektir. Belirttiğim püf noktalarına dikkat ettiğiniz sürece eminim sizler de güzel sonuç alacaksınız. Yeteri kadar karıştırdığım hamurumu şimdi spatula içerisinden çıkartarak elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Sizler lütfen ununuzu kullanırken kontrollü bir şekilde kullanın. Çünkü hamurun kıvamı çok önemli. Biraz önce de belirttiğim gibi ben toplamda 2 su bardağı un kullandım. Sizler 1,5 su bardağı olarak başlangıçta ekleyin, kıvamına bakın, ona göre ununuzu ekleyin. Çünkü hamurun kıvamı çok yumuşak olursa pişme esnasında şekli bozulur ve yayılır. Sert bir hamur yapmanız halinde de şerbetini çekmeyeceği için şekerpareniz çok kötü olur. O yüzden hamurun kıvamı çok önemli. Birazdan sizlere kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Hızlı bir şekilde hamur kıvamını alana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Oldukça yumuşak, güzel bir hamur elde ettik. Kıvamını sizlere şöyle göstermek istiyorum. Şeklini koruyabilen yumuşacık güzel bir hamur hazırladık. Hemen şekerparelerimizi hazırlıyoruz.
Yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde parça kopararak hamuru elimde iyice sıkıştırıyorum. Hamuru bu şekilde elinizde sıkıştırmanızı tavsiye ederim. Şekli bozulmayacak ve çatlamalar olmayacak. Yuvarladıktan sonra hamuru silindir haline getiriyorum. Parmağımla üzerine bastırarak şekerpareme son şeklini veriyorum. Daha sonra uçlarını biraz sivriltiyorum. Şekerparemizi hazırladıktan sonra tepsimize koyuyoruz. Yağlı bir hamur olduğu için fırın kağıdı kullanmanıza veya tepsiyi yağlamanıza gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça basit. Sadece dikkat edilmesi gereken birkaç tane püf noktası var. Onları da zaten videomda sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. Diğer bir taraftan da fırınımızı 180 derece alt üst ayarı açalım. Şekerparelerimizi hazırladıktan sonra hemen sıcak fırına koyacağız. Fırının çok güzel bir şekilde ısınmış olması çok önemli. Soğuk fırına koymanız halinde fırın ısınana kadar hamurlar yayılır ve şekli bozulur. Vermiş olduğum ölçülerle toplamda 17 tane şekerpare elde ettik ve ebatları da oldukça büyük. Kenara ayırmış olduğumuz yumurta sarısını çırpıyoruz. Daha sonra hamurların her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Daha önce fındıklı şekerpare hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tamamına yumurta sarısı sürdükten sonra çatalla çizik atıyoruz. Bu şekilde piştikten sonra şekli çok daha güzel olacak. Çatalla çizik atarken diğer yandan da şekerpareyi tutuyorum kaymaması için. Çizik atarken de çok fazla bastırmanıza gerek yok. Şekerparemizin bütün aşamaları bitti ve fırına gönderiyoruz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayarlı fırına gönderiyorum. 30 dakikanın sonunda şekerparelerim nar gibi kızardı ve fırından çıkarttım. Şöyle sizlere altını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel piştiler. Fırından çıkan şekerpareleri bir 5 dakika bekletiyorum. Tepsi çok büyük olduğu için daha küçük bir borcama alıyorum. Böylelikle şerbetini her yere eşit bir şekilde çekecektir. Şekerparelerin tamamını borcama aldıktan sonra buz gibi olan şerbetimizi sıcak şekerparelerimizin üzerine döküyoruz. Vermiş olduğum ölçü tam ölçüdür arkadaşlar. Sizler de lütfen tarifi yaparken vermiş olduğum ölçülere sadık kalarak hazırlayın. Şerbetini döktükten sonra en az 2 saat boyunca bekletmemiz gerekiyor. Böylelikle şerbetin tamamını çekecektir. 2 saatin sonunda süsleyerek servis edebilirsiniz. Ben üzerine file fıstık koyuyorum. Toz fıstık veya Antep fıstığı da koyabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Şerbetini tam çekip süslediğim tatlım artık servise hazır. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yumuşacık, lokum kıvamında ve gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız ve hep bu şekilde hazırlayacaksınız. Şekerparelerimizin görüntüsü gerçekten harika. Bir de sizlere iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Bakalım şerbetini nasıl çekmiş? Şöyle sizlere bir yakın çekim yapmak istiyorum. Altı üstü nar gibi kızaran, şerbetini tam çeken, lokum kıvamında fındıklı şekerparemiz artık servise hazır. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum.
videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.